Bak İmam-ı Azam Hazretlerinin bu fetvayla ilgili bir olayı var da, bir imam arkadaşıyla diyor atın üzerinde giderken, bak ne kadar enteresan. Arkadaşı dedi ki diyor, ya imam burada fetvanın ehemmiyeti binaen yani. Atın ayağı kaçtır dedi diyor. Bak sen. İmam-ı Azam atının dizginlerini kıstı diyor. Böyle aşağı atladı diyor. Bir, iki, üç, dört. Dört ya imam dedi diyor. Allah Allah. Arkadaşı nasıl taaccüp etti diyor. Ya imam atın ayağı üç durmaz, beş durmaz. Neden böyle yaptın? Fetva çok önemli dedi diyor. Sizden biri eğer sizi biliyor zannıyla sizden bir şey sorar, siz de ona yanlış fetva verirseniz, o sizin o sözünüzle amel eder, kendini kurtarır diyor. Bak sen. Fakat o yanlış işlediği amelin tüm günahı seni bulur diyor. Ondan çok ehemmiyetli böyle. Hani geçen belki anlatmıştım burada, Yozgatlı bir öğretmen kardeşe, başka bir öğretmen, şuna bak hele, elektrik öğretmeni. Şimdi Kayseri'de kalıyor ya, Yozgat memleketi, cumartesi pazar köye gidiyorum diyor. Sen köyde Yozgat'a gittiğin zaman seferi olursun, namazını iki rekat kılacağını demiş. 8 senedir namazımı 2 rekat kıldım diyor, işe baksan. İşte elektrik hocası fetva verirse senin ne işin var? Dedim ki bir yerde seferi olmak için en az 90 kilometre gitmen lazım. Yozgat'ın Kayseri'nin arası kaç kilometre? O kilometre de sınırlardan başlar. Mesela Kayseri bitiş diyor, Yozgat giriş diyor, 15 kilometre yok bile yani. Hayatta seferi olman. Kapının önünden diyor kilometreye bastım, oraya kapının önüne kadar 70 kilometre yazdı diyor, yine olmuyor. Onu da bırak, orası doğduğu yer. Bir insanın vatanı aslıysa, doğup büyüdüğü yer, o çalıştığı bir yerden emekli olup boşa çıkıp başka bir yere yerleşmeye karar vermediği müddetçe nereden gelirse gelsin, İstanbul'dan gelsin 1000 kilometreden veya Tavan'dan, orada namazını tam kılar. Çünkü vatanı aslıysa orası. Yani. Görüyor musun dedim, adam nasıl üzüldü 8 sene, bak 8 sene onun amelini hiç etti. Şimdi kimin o günah? Ya Allah muhafaza, onun için çok dikkat etmemiz lazım yani.